Türkiye'de ne? Şu anda Türkiye'nin sıkıntısı şudur. Medyanın baş köşeleri ya da yani büyük kitlelere konuşan yerlerde aklı başında entelektüel bilge isimler yok. Yok. Birbirleriyle güreş tutturacak, kavga edecek. O sana sürdü, şu sana hakaret etti, şu seni aşağıladı, şu sana buyurdu diye birbirlerini fişleyen ve gaza veren ve böyle iki tane kitle var. İkisinin de gerçekliği yoktur. İkisine de başından beri söylüyorum. Kimseye de şeyim yoktur. Hiçbiri de doğadan, doğaya ve insana saygılı değildir. Öbürünü de gördük, bunu da gördük. Buradan Türkiye'nin bir çıkışı yoktur. Biri geldi, halkı şey yaptı, buyurgan, direktif, sessiz bir hale getirdi. Başka bir şekilde, yani bayrak deyince susacaksınız diyen bir yere getirdi. Biri de getirdi, halkını dilenci bir yere getirdi. Amerikan ajanlarıyla, planlarıyla, askerlerinizi geldiniz, içeri attınız. Ve bunu hala bir yerlere kılıfını uydurmaya çalışıyorsunuz. Bunun sonu yoktur. Türkiye yeni bir düşünce, yeni bir bilgelik, yeni bir tarz bulacak. Ama hepimiz bir mutabakat içinde olabiliriz. Yani yola çıkarken. O da şudur. Ortalama değerler vardır. Burada mutabakat sağlayabiliriz. En büyük değerimiz kimlikten, ırktan, dilden bağımsız. Hepsinden bağımsız. Doğaya ve insana saygılı. A, alfabenin A'sı. Doğaya ve insana saygılı bir dünya inşa etmek. Ondan sonra yerli, sana ait olan, üreten, değil mi? Böyle bir sonra cümleler başlayacak. Ama 30 yıldır bu iki tarafta birbiriyle siyasi olarak girmiş, birbirini öldüren, bu iki tarafın düşüncesinde de değilim. Asla değilim. Daha önceki iktidarların da imtiyazlı ruhsatlarını biliyorduk. Hep bütün ruhsatlar imtiyazlı. Dünyanın olağan şüpheleri ve katilleri bu imtiyazlı ruhsatlardır. Türkiye'nin şeysi budur yani. Sonu budur ya. Bu imtiyazı herkese bir şey vermiş, ruhsat vermiş. Ruhsatın içinde ne var ne yok bilmiyorsun. Dünkü de veriyordu, bugünkü de veriyordu. Bugünkü biraz fazla veriyor.